Önlenemeyen kaza, denize sızan tonlarca petrol ve örtbas edilmeye çalışılan gerçekler. Rusya'nın Karadeniz kıyısında geçen hafta yaşanan çevre faciasının yankıları büyüyor. Petrol sızıntısının boyutu açıklanandan çok daha büyük çıktı. Olay 7 Ağustos günü Novorossiysk şehri açıklarında meydana geldi. Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu ya da kısa adıyla KTK şirketine ait terminalin bulunduğu bölgede ham petrol sızıntısı oldu. Şirket sorumluluğu üstlenmedi. Suçu petrol yüklemesi yaptığı Yunan bayraklı tankere attı. Denize sızan petrol miktarının da 12 tondan daha az olduğunu ve yalnızca 200 metrekarelik alana yayıldığını açıkladı. Çevreye zarar gelmediğini savundu. Oysa gerçekler çok farklıydı. Bölgede inceleme yürüten Rusya Bilimler Akademisi aksi yönde veriler elde etti. Uydu görüntüleri petrol sızıntısının 80 kilometrekarelik alanı etkileyip açık okyanusa kadar ulaştığını net şekilde gösteriyor. Yani çevre felaketinin gerçek boyutu yansıtılmak istenenden 400 bin kat daha fazla. Ayrıca denize 12 ton değil, yaklaşık 100 ton petrol sızdı. KTK şirketinin iddiasının aksine sızıntı Yunan tankerinden kaynaklanmamıştı. Gemiye yükleme yapıldığı sırada hidrolik kompresör bozulduğu için ham petrol KTK şirketinin kendi tesisinden aktı. Şirket de daha sonra bunu kabul etti. Skandallar basına yansıyınca Rus yetkililer harekete geçti. Şirket hakkında önce çevre kirliliğine yol açtığı gerekçesiyle ceza davası açıldı. Geniş kamuoyu tepkisi üzerine dosyayı Rusya Federasyonu Başsavcılığı üstlendi. Şirket, sudaki biyolojik kaynaklara ve çevreye önemli zarar vermekle suçlandı. Sorumlular tazminat veya hapis cezasına çarptırılabilir. Peki petrol sızıntısı faciasının çevreye zararı ne boyutta? Sahilin yaklaşık 7 kilometresi kirlendi. Anapa yakınlarındaki Bolşoy Utriş'te Yunus Akvaryumu çalışanları denizde petrol lekeleri tespit etti. Kalıntıların tesisteki canlılara zarar vermemesi için emici bantlar yerleştirildi. Buna karşılık kıyı ekosistemleri ve tatilciler için ciddi zarar riski yok. Petrol tabakası akıntı sayesinde denizin kıyı hattından uzaklaşıyor. Ancak KTK şirketinin olayın sonuçlarını saklamaya çalışması çevre için ne denli ciddi bir tehdit teşkil ettiğini gözler önüne serdi.